Modern Köreşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte böyle çok güzel bir şal çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi ben şöyle birazcık ördüm model çıkarmak için. Çok güzel, tiril tiril bir model. E, bunu yapmak için de şöyle Alize'nin Angora Gold ipini kullanacağım. Ben batik ipini kullanacağım. E, ve Ama bugün gösterirken de sizlere şöyle Nako süper ince narin kullanacağım. Şalıpleri istediğiniz şal ipleriyle de yapabilirsiniz bu modelimizi. Tığ olarak ise 3 numara 2.20 milimlik tığ kullanacağım. Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım. Evet hanımlar öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. İstediğiniz boyutta zincir çekebilirsiniz. Bakın bu şekilde zincirlerimizi istediğiniz boyuta gelinceye kadar çekelim. Hatta birazcık da fazla yapalım fazlalık ipimizi zincirimizi oradan kesip alacağız bu şekilde öncelikle bir zincirimizi çekip gelelim Evet bakın zincirimi çektim şimdi buradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim tam 7 zincirime bakın buraya geldim sık iğne ile sabitledim Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Aşağıdan sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. zincirimizin kanıtına 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bakın. Tekrar tığımı doladım hemen bir sonraki zincir kanatıma geliyorum bir tane de buraya ikili trabzan yaptım toplamda 3 tane oldular. Tekrar tığımı doladım bir sonrakine geldim yeniden 2 de çektiğim trabzan yaptım yeniden tığımı doladım aynı noktaya bakın sonuncu yaptığım bölüme tekrar bir trabzan yapıp 3 tane zincirimi kullanarak 5 tane trabzanımı yaptım buraya. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Tekrar geldim. Aşağıdan yine 10 tane sayıyoruz. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. zincirimi sabitledim. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Devam ediyorum. Şimdi burada ise 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan tekrar sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. zincirimizi sabitliyoruz. Böyle bir küçük yuva oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çektim. Yine aşağıdan sayıyorum. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. zincirimizin kanatına yine 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı noktaya yeniden bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bakın hemen yanındakine bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincirime geldim. Üçüncü zincirime bir trabzan yaptım. Aynı noktaya tekrar bir trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Aşağıdan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. zincirimize sabitliyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrardan 1 2 3 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4. zincirime sabitliyorum. Evet. Bakın buradaki küçük üçlü zincirimizden kapattık. Burada da aynı şekilde o bölümümüz mevcut. Bu şekilde bitişi olacak modelimizin. Ona dikkat edelim. Buradaki fazlalık ipimizi ise bakın şöyle kestiğiniz zaman tekrar buradaki ipi de çekerseniz bu şekilde tekrar düğüm olacak. Şimdi buradan itibaren Burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. Bakın buradaki küçük yerimiz üçlü zincirli bölümümüze ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Bakın geldim buraya. İlk baştaki trabzanıma sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sondaki bakın diğer baştaki trabzanımıza sık iğne ile sabitleyip tekrar bir sonraki yerin yuvasını oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın buradaki cep kısmıma yani üçlü zincir bölümüme geldim yeniden. Yine buraya 2 de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Toplamda 5 tane. 2, 3. 4 ve 5. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Yine geldim. Bakın buradaki trabzan bölümüme. En baştaki trabzanımıza sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir. Bakın en sondaki diğer baştaki trabzanıma sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Bakın geldim buraya tığımı doladım. En sondaki küçük yerimize yine 5 tane trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar tığımı doladım. Buradaki köşemi oluşturmak için bakın şöyle zincire batıyorum. Büyükçe bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 tane. Burada 4 çekelim isterseniz. Bu kısımda 4 çekelim veya 3 ile de yapabilirsiniz. Bakın görüntüm bu şekilde. Tamamen böyle modelimiz. Başka hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bakın 4 tane zincirimi ya da 3 tane zincirimi çektim. İlk baştaki trabzanımı yine sabitleyip bir sonraki yerin zeminini oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Bakın cepli bölüme geldim. Tığımı doladım. Bu kısma ise 5 tane trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptık. 4 ve 5 tekrardan 10 tane zincir her sırada trabzanlı bölüme geldiğimiz zaman oraya 3 zincirle cep oluşturuyoruz cepli bölüme geldiğimiz zaman da e, o kısma 5 tane trabzan yapıyoruz modelimiz tamamen bu şekilde ilerliyor bakın buraya geldim trabzanlı bölümdeyim hemen 3 tane zincirimi çekip bir sonraki yere geldim, sabitledim. Buraya bir sonraki sıranın cebini oluşturmuş oldum. Devam ediyorum. 10 tane zincir tığımı doladım. Bakın bu kez e, zincirli bölüme geldiğim için buraya trabzanlar yapıyorum. Ve 5 10 tane zincirimi çektim. Bakın trabzanlı bölüme geldiğim için Buraya Cep oluşturuyorum. 3 zincir Tekrar bir de sonuncuya Batıyorum. Bakın bu şekilde cebi oluşturdum. 1-2-3 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Model tamamen bu şekilde devam edecek. Bakın cep olan bölümlere trabzan. Burası cep. Trabzanla başladım. Ve 5. Tekrar aralarda 10 zincir. Geldim buraya. Bakın burası da trabzan olduğu için sık iğne ile batıp cep oluşturacağım. Tekrar 10 zincir. Geldim buraya. Bakın cep olduğu için trabzan yapacağım. Ve 5. 10 tane zincir bakın trabzan bölümüme geldim buraya 3 zincirle cep oluşturuyorum tekrar 10 zincir bakın burası cep olduğu için hemen buraya da 5 tane trabzan yapıyorum 4 ve 5 tığımı doladım köşemi oluşturuyorum burada biraz uzun yapıyorum burası çekmesin diye e, uzun yapıyorum en son trabzanlı bölümümü tekrar 3 zincir çekip devam ediyorum burada 4 çekiyorum ben tabi sizler eğer ki burası sıkmıyorsa 3 tane zincir sizlere o kısımda yeterli gelecek şurada çok önem önemsenmiyor burası düz gidiyor ama burayı birazcık daha e, modelimiz çekmesin diye daha e, gevşek bırakmaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde devam edecek, istediğiniz boyutlara gelinceye kadar. Şimdi burasını zaten güzel anlamışızdır. Ben burada ipimi kopartıyorum. Size kenar bölümünü, püskül bölümünü nasıl yapacağız papatyalarımızı, onu göstermek istiyorum. Şuradan başlayalım. Düğümümü attım. Bakın şöyle en baştan. Şu kısımdan başlayalım. İpimi sabitliyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimi çektim. Ek sıradan 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tekrardan buraya bakın. 5. zincirimin içerisine sabitliyorum kaydırma yöntemiyle. Tekrar buradaki yuvamı şöyle döndürdüm. Tığımı doladım. Yuvanın içerisine 2 de çektiğim trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yaptım. Aynı noktaya 3. trabzanımı yaptım ve dördüncüyü yaptım. Hiç zincir çekmeden tekrar dibine sık iğne ile sabitledim. Birinci yaprağımızı yaptık. Tekrar tığımı doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine yine 4 tane trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Tekrar burada hiç zincir çekmeden dibine sabitliyorum. İkinci yaprağımı da bu şekilde yaptım. Tığımı doladım. Üçüncü yaprağımı yine aynı şekilde dört tane trabzanla yapıyoruz. ve 4. Hiç zincir çekmeden bakın dibine sabitledim. Tekrar şöyle zincirimin tam dip kısmına kanatından aldım bakın bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitleyip birleştirmiş oldum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane zincirimi çektim. Geldim buraya. Bakın şöyle aralıklarını kendiniz karar verebilirsiniz. Bakın ben şöyle nasıl yapmışım. Buradan başladık. Bakın tam zincirin orta kısmına gelmişim, e, batmışım. Tekrardan buradaki beşli trabzanımızın başına batmışım. Tekrar yapmışım, gelmişim burada. E, buradaki beşli trabzanımızın hemen iki tane zincir yanına batmışım. Tekrar diğer e, trabzanımızın başlangıcına burayı tamamen sizler göz karar belki biraz daha sıkı yapmak istersiniz belki daha e, mesafeli yapmak istersiniz bu tamamen size kalmış şöyle gözümde bakın şuraya battım işte sabitledim bu tamamen dediğim gibi sizlere kalmış bir de ben burada 15 zincir ve 10 zincir, 15, 10 zincir, 15, 10 zincir üzerine çalıştım. E, küçüklü büyüklü olsun diye sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz veya hepsini de 15 zincirle yapabilirsiniz. 3 tane zincir çektim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pardon, burayı 10 yapıyorduk. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 4. zincirimize kaydırma yöntemiyle birleştirip Yuvarlığa döndürdüm. Tekrar tığımı doladım. Buraya yine yapraklar yapacağız. 4 tane trabzanla ikinciyi yaptım. 3 ve 4. Tığımın başını dolamadan sabitledim. Tekrar başlıyorum ikinci yaprağıma. Yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya sabitliyorum. İkinci yaprağımı da yaptım. Şimdi tekrar üçüncü yaprağımı yapıyorum. Dibine sabitledim. Bir tane de böyle zincirin arasından Kaydırma yöntemiyle sabitledim. 10 tane zincirimi çektim. Bakın geldim buraya. Bu kez buradaki 5'li trabzanımın başlangıcına sabitledim. Evet. Papatyalarımız da bu şekilde olacak. Ördükten sonra da böyle ılık e, ütü, ütünüzle birlikte e, üzerine bez kapatarak böyle küçük bir dokunuş yaparsanız ütüyle de örgünüz çok daha düzgün ve çok daha güzel olacak. Evet, modelimiz tamamen bu kadar hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.